Herkese günaydın. Nepal'den, Pokhara'dan selamlar. Şu an saat sabah 7.17, 7 çeyrek. Ben yine yürümeye gidiyorum. Pun Hill diye bir tepeye çıkacağım. Bir de Mardi Himal diye bir dağın oraya gideceğim. Şu an terminaldeyim. Terminalin orada bir yere geldim de. Sütlü çay içiyorum. 2 saatlik bir yolculuğum var. Yürüyüşe başlamadan önce 2 saatlik bir otobüs yolculuğum var. Şu otobüsle gideceğim. Gittiğim zaman, oraya vardığım zaman daha detaylı olarak. Namaste. What? Somosa? No. Because I ate in hostel. Yeah. Bak bunlar da burada yemek yapıyorlar. What's inside it? Potato, right? Potato? Yeah. Hmm? Ah, okay, okay, yeah, I know. Yemeyeceğim ama şimdi ya. Yol o kadar kötü ki. 2 saat sürdü ama otobüs sallana sallana geliyor. Yollar çok kötü olduğu için birazcık yordu. Arkadaşlar bu videomuz sponsorlu. Öncelikle yolculuğum sırasında bana destek oldukları için Cambly'ye çok teşekkür ederim. Hala bilmeyenler için Cambly, ana dil İngilizce olan eğitmenlerle online ve görüntülü olarak birebir İngilizce dersi yapabileceğiniz bir uygulama. Yani telefonunuz ve internetiniz varsa dilediğiniz her yerde dünyanın dört bir tarafından yeni insanlarla tanışıp yeni kültürler öğrenirken İngilizcenizi de geliştirebilirsiniz. Size uygulamalı olarak göstereceğim nasıl yapabilirsiniz bunu. Benim Cambly'de en sevdiğim özellik şu. Burada filtrelere tıklıyorsunuz ve dilediğiniz aksanı seçebiliyorsunuz. İşte İngiliz aksanı, Kuzey Amerika aksanı, Avustralya aksanı. Ben Kuzey Amerika aksanını seçeceğim. Kuzey Amerikalı birisiyle konuşmak istiyorum ya da o aksana sahip birisiyle konuşmak istiyorum. Şimdi bakalım kimler müsaitmiş. Carol Bo, Trinity, Kevin'la konuşalım. Kevin. Hadi bakalım. Kevin, arayalım. Hello. Hey, how are you? I'm good. Can you hear me? Yeah, I can hear you. Can you? Yes. How do I say your name? Yeet. It's really hard. You can call me John. John? Yeah. Okay. Where are you calling from? I'm from Turkey, but I'm calling from Nepal. Nepal? Yeah, I'm in Nepal. Okay. So you've already listed the places that I want to go yeah. To Thailand, the Philippines, definitely Vietnam. China and Japan. Do they speak English there? Is that how you communicate? So in Nepal, almost everybody can speak English. It's really easy to travel in Nepal. Like I was in South America, and South America weren't. How can I tell this? Like South America wasn't like this or weren't like this? South America was not like or wasn't like this. You can say wasn't. Wasn't, yeah. Okay. Hey, Kevin, it's my last 40 seconds. Nice to meet you so much. We will talk again. Okay. Yeah. It was nice to meet you. Nice to meet you too. Yes. Have a nice day. See you later. Hala Cambly'i indirmediyseniz mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Size ücretsiz 10 dakikalık deneme kodu vereceğim. Şu an ekranda yazıyor olması lazım bu kod. Aşağıdaki açıklamalar kısmındaki linke tıklayarak Cambly'i indirip bu kodu da yazarsanız 10 dakika bedavanız olacak. En azından denersiniz Cambly'i. İşte Were mi kullanacağım, Was mı kullanacağım şimdi biraz önce benim sorduğum soru gibi. Yani 3 seneden beri seyahat ediyorsun. Daha nerede Was, nerede Were kullanacağını öğrenemediysen aklına yanayım yani senin. Araştırıp da öğrenmektense hemen birisi bize cevap versin. Bunu seviyoruz. Bu uygulama da bunun için güzel bir uygulama. Çıktım ben yola. Bugün Uleri diye bir köye yürüyeceğim. Oo bak. Tok 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 nasıl vuruyorlar kafaya bak. Hava çok güzel bugün. Bilmiyorum kaç derece olduğunu. Ama inanılmaz güzel hava. Hiç soğuk değil. Benim gideceğim o Uleri'ye kadar jip gidiyor. Bakın çamaşırlar, bulaşıklar buralarda yıkanıyorlar. Ama ben yürüyeceğim bu yolu. Çünkü ne kadar istediler biliyor musunuz Uleri'ye kadar olan yola? 3500 rupi. 3500 rupi istedi. Yani $34 falan istedi.
5 saat ya. 3500 rupi diye bir fiyat yok. Öyle bir fiyatlandırma yok Nepal'de. Hiçbir şey 3500 değil yani Nepal'de. Dedim ki ben de şöyle 400-500 ise falan gidiyor onunla ama. Çok isterler çok. Where is Huleri? In which way? This? This way. This way. How many hours? 4 hours. 4 hours, right? So you're also going like to Morgimala? Yeah, I'm going to Morgimala as well. So you're going like to Punjian, Gorapani, Tarapani, Gandru, from Pune or Gorapani to Gandru, it will take a little bit more time. Yeah, so, I know, but it's, yeah. I think it's still possible, right? It's possible, but it's like snowy and in between Gorapani and Devrali, it's a little bit you have to be careful. Oh yeah? Yeah. Okay. Burası Everest'e göre daha yeşil bir yer. Daha çok meyve, sebze bir şeyler var. Şunun ne olduğunu bilmiyorum ama. Ulan bu haşhaş mı? Bilmiyorum. Değil sanırım. Böyle değil haşhaş ya. Mandalina var, mandalina. Suntala. Suntala diyorlar burada mandalinaya. Çok yiyorum. Her gün 1 kilo mandalina yiyorum. Saat 2 oldu. Ben öğle yemeği için durdum. Ben yanıma bu sefer hiç yemek almadım. Hiç yemek yok benim yanımda. Sadece atıştırmalık bir şeyler var. Çantam onun için bayağı hafif. Hızlı hareket edebiliyorum. Hızlı yürüyebiliyorum. Bundan önceki videoda da çok yedim ama açıklamamışım tam olarak. Arkadaşlar bu dalbat. Dalbat diye bir yemek. Nepal'in en meşhur yemeği bu. Bu sebzeli genelde tavuklu da yiyorlar, sebzeli de yiyorlar. En çok yenilen sebzeli sanırım. Etli de var, keçili de var, var da var yani. Bu sebzeli olanı. Nedir dalbat? Her yerde değişiyor. Bazen çok basit oluyor. Bu mesela güzel bir dalbat, bol bir dalbat. Çeşit var içinde. Şu pazı sanırım, ıspanak diyorlar ama bu ıspanak değil, bu pazı. Şu acı bir sos, turşu gibi bir şey yani. Burada kavurma var. Patates, matates falan kavurmuşlar. Şöyle bir ekmek var. Pirinç pilavı ve mercimek. Yeşil mercimek. Bunu bazen kırmızı mercimekle de yapıyorlar mı? Emin değilim. Mesela bu 500 rupi. Bu yemeğin şöyle bir özelliği var. Pilavını, her şeyini ya, her şeyini istediğiniz kadar getiriyorlar. Bitti mi? Yani bir tabak daha alabiliyorsunuz bundan. Koyuyorlar. Onun için güzel aslında. Yani ben genelde iki tabak yiyorum. 250-250 vermiş gibi oluyorum. Gayet iyi, güzel, hoş. Ben şimdi abicim yemeğimi yiyeceğim ve sonra da yürümeye başlayacağım. Şöyle bir yerde yemeğimi yiyorum. Hadi bakalım, yemeği yedik. 3500 merdiven çıkacakmışız burada. Haydi çıkalım. Ben şu iki dağın arasında, şu arkada bir yerde başladım yürümeye. Sonra böyle ta 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 şu aşağıya kadar geldim. Şimdi yukarıya doğru çıkıyorum. Baksanıza, bulut çöktü, bulut. Gökyüzünü göremiyoruz. Karşıyı bile göremiyoruz doğru düzgün. Şimdi ben bu yapacağım rotadan bahsedeyim size. Normalde ben Annapurna Circuit diye bir rota yapacaktım. Bu ne? Burada dağların, işte Annapurna Dağı'nın, hatta belki de Annapurna Dağları bile olabilir. Böyle bir dağ silsilesi olabilir ve hepsinin adı Annapurna olabilir o bölgedekilerin. Çünkü gördüm Annapurna Dağı var. Annapurna 1, 2, 3, 4 falan var. Tam mantığını bilmiyorum ama Annapurna Dağı diyeyim ben. Dağlarıysa da dağı diyeyim yani, ben öyle diyeyim. Annapurna Dağı'nın etrafında şöyle bir yuvarlak çizdiğin bir yürüyüş rotası var. Şimdi rota çok güzel. Ama geçtiğimiz hafta 11 kişi kayboldu orada çığdan dolayı. 5 kişiyi buldular, 6 kişiyi daha bulamadılar. Bu 6 kişinin 4 tanesi Koreli, 2 tanesi de Nepalli, Rehber ve Hamal. Yoklar yani, kayboldular. Ona öyle görünce dedim ki hiç zorlamaya gerek yok Yiğit dedim. Sen efendi efendi git. İlk önce Pun Hill diye bir yere gideceğim. İşte bir tepe. Oradan güneşin doğuşunu izleyeceğiz. Yarın değil, yarından sonraki sabah orada olacağım. Ondan sonra da Mardi Himal diye bir dağın ana kampına kadar çıkmaya çalışacağım. Oralarda çok kar diyorlar. Ana kampına kadar gidemesem bile o eteklerinde falan bir yerlerde gezeleyeceğim. Valla bugün de normal yürüyoruz işte arkadaşlar, köylerin içinde. Yani çok özel bir şey yok bugüne dair. Öyle gördükçe göstereceğim size, zaten yolumda az kaldı.
Zaten bir saate varmış olurum. Anlamadım. Bir sebepten kayayı parçalıyorlar ama şöyle taş yapmak için mi? Yoksa yolu genişletmek için mi? Bilmiyorum. Önce yolu genişletip sonra da onunla böyle merdivenler yapmak için de olabilir. Ben... Namaste. Geldik. Burası benim odam. Şimdi odamın manzarasını göstereyim size. Vadiye bakıyorum buradan. Süper bir manzara var. Umarım güneş de şuradan doğar ve sabah izleyebilirim güneşin doğuşunu. Şu an nereye bakıyorum bilmiyorum. Doğu mu, batı mı, güney mi, kuzey mi? Bu odaya para vermedim. Kahvaltıyı burada yapacağım. Akşam yemeğini de burada yiyeceğim. Odaya para istemediler. Çok güzel bir yerde kalıyorum şu an. Yani tam göremiyoruz ama bulut da olsa. Ya bulut da güzel gözüküyor. Şu da güzel bence. Bir hissiyat uyandırıyor. İçinde bir his uyandırıyor seni. Yüksektesin, anlıyorsun onu. Herkese günaydın arkadaşlar. Ben dün uyumuşum ya, bir yemek yedim. Peşine de uyumuşum da şimdi uyandım. Bir saat falan oluyordu uyanalım. Göremedik güneşin doğuşunu. Sanırım buradan doğuyor güneş orada olduğu için ama. Şöyle doğuyordu ama yakalayamadık güneşin doğuşunu. Şimdi ben çıkıyorum yola, saat 9. Yukarıya doğru gideceğim. Gorapane diye bir köye gideceğim bugün. 4 saatlik yolumuz varmış. Hadi çıkalım bakalım. Güzel ama değil mi kaldığım yer? Köy güzelmiş. Öyle araya sokaklar gidiyor. Yukarılarda da evler var hep. Evler de güzeller. Büyük büyükler. Her yer teras teras. Peru'da görüyorduk ya. Dur bakayım şöyle bir yukarı çıkayım. Orada bir yerde güzel bir nokta bulabilirsem, böyle terasları güzel görebildiğim bir nokta bulabilirsem göstereceğim size. Oo, dur şuraya bir gidelim ya. Orada bir manzara var sanırım. Yokmuş. Aha da kilise var. Gerçi açık değil. Ama var yani kilise. Hristiyan nüfusu da var. Yani çok fazla olmasa da var. Bu Everest ana kampına giderken de orada Hristiyan bir kızla tanışmıştım. Oralı. Dedi var dedi. Tek bir Hristiyan var dedi. Bizim orada da kilise var demişti. Onu görmemiştim ama bunu gördük. Vallahi size teras göstermek istiyordum ama ormanın içine girdik. Gösteremiyorum. Vadi şu aşağıda kaldı. Göremiyoruz. Neyse devam. Bakın dünkü... Acaba bunlar hala dünkü merdivenler mi diyordu ya 3500 tane çıkacaksam falan diye. Sanırım onlar 3500 tane şu ana kadar çıkmış olmanın imkanı yok. Bugün de bayağı güzel bir yoldan yürüyoruz ama. Bayağı güzel bir yoldan yürüyoruz bugün de. Yemyeşil etraf baksanıza. Ben yemek yemek için durdum. Saat 12 oldu. Şöyle bir yerdeyim. Dalbat yiyeceğim ben yine. Yani size fiyatları da göstereyim nasıl fiyatlar. Yani yenebilecek en mantıklı şey dalbat. Çünkü bildiğiniz gibi iki tabak falan yiyebiliyorsunuz dalbattan. Mesela 550 rupi dalbat. Pilav da yiyebilirdin. O da 400 rupi. Ama dalbat da şöyle bir şey var. Süper bir yemek. Çünkü mercimek var. Mercimekten proteinini alıyorsun. İşte pirinçten karbonhidratını alıyorsun falan filan. İhtiyacın olan her şey dalbatın içerisinde var. Güzel bir yemek. Diğerlerinin fiyatları da bu şekilde. Ucuz değil yani arkadaşlar. Ucuz değil. Bugünkü dalbat daha iyi. Fasulye falan var içinde. Oh, yeah. It's okay. Yeah, thank you. More soup, sir?
Maybe later. Yeah. Git be. Bakın burada da yak değil de daha çok bu hayvandan var. Bu manda olabilir. Sanırım manda ile kömüş aynı hayvanlar değil mi? İşte manda, kömüş bir şey bu. Bunlardan çok görüyorum. Her yerde bunlardan var. Kar görmeye başladık artık. Çok seviyorum ya. Şöyle bulutlar gidiyor ya dağların üstünde. Şu görüntü benim çok hoşuma gidiyor. Ay, az yolumuz kaldı, az. Yarım saatlik yol kaldı. Aha da geldik. Ne dedim size, az kaldı dedim ama biraz önce değil mi? Oh, güzel. Şurada da biletleri kontrol ediyorlar sanırım da bakalım. Hostelime yerleştim ben, şöyle aşağıda bir yerde hostelim. Guest House. Birazcık gezelim Gorapani sokaklarında. Size göstereyim buralarda ne var ne yok. İşte ben de ilk kez görüyorum, beraber görelim. Bakın şöyle tenekeden evler de var. Şu sol taraftaki de tenekeden. Şu da tenekeden. Ama soğuk olur diye tahmin ediyorum. Belki de arasında bir şey vardır, tenekelerin arasında. Tahta mahta vardır yalıtım için. Ama bakın bayağı betonarme bina yapmışlar buraya. Şu karşıda da aynı şekilde. Bakın buraya da küçük bir stupa yapmışlar. Burada da bayık bayık bakıyor değil mi? Şimdiye kadar gördüğüm en küçük stupa. Bunun etrafında dönmesi de kolay olur. 10 dakikada bitirirsin. Şöyle gideyim belki manzara görürüm dedim ama yok, bir yol böyle iniyor aşağıya. Neyse, küçük bir yermiş zaten Gorap. Hani gezecek de bir şey yok. Gideyim hostelime. Oh, nasıl sis bastırdı baksanıza. Bayağıdır var sis ama burayı şu an iyice bastırdı. Saat şu an 6. 5'ten beri sis var. Demek ki benim bundan sonra yürümeyi 4'te falan bitirmem gerekiyor ki sise kalmayayım. Çok soğuk ya. Acayip soğuk. Acayip soğuk. Şöyle bir yerde kalıyorum. Bakın içeride soba yakmışlar. İnsanlar oturuyorlar başında. Çok soğuk, çok. Sobanın başından kalkınca da daha çok üşüyor insan. Korkunç gözüküyor değil mi? Baksana ışık falan var. Böyle bir korku filmi gibi. Sen gece bizi öldürecekler. Saat şu an 5. Gidiyoruz. Doğuyor. Güneş ama çok da soğuk değil ya. Soğuk diyecektim de alışmış ağzımız. Şimdi sanırım şu karşıdaki dağ Annapurna 8000 küsur metre. Şu fiş değil sanırım. Şu Annapurna Salt diye geçiyor. Şu da Annapurna diye. Ama şunlar hakkında emin değilim açıkçası. Bayağı insan var ya, baksanıza. Çok güzel. Tamam, güneşi doğurduk. Guest House'a dönüyorum. Hızlı bir şekilde çantamı toparlıyorum. Kahvaltımı yapıyorum.
ve yola çıkıyoruz. Hadi bakalım, çıkıyorum buradan. Böyle aşağı inip şu dağın üstüne doğru çıkacağım sanırım. Erken çıkacaktım güya ama yine 9.30 yaptık saati. 4-5 saatlik yolum var, bakalım neler olacak. Oo, bak burada tüfekle atış yapıyorlar herhalde. Evet. Bak arkaya da sektirmişler. Taktım yine kramponları. Çünkü kramponsuz yürünecek gibi değil. Dedikleri kadar varmış gerçekten de. Ya bunun altı normalde merdiven. Bakın şöyle, ama gözükmüyor merdiven, görüyor musunuz? Buz tutmuş. Ama bugün güzel. Kimse yok etrafta. Kimsecikler yok. Bayağı insan var, bak bunlar benden önce çıkmışlar. Yetiştim ben bunlara. Çok güzel gözüküyor dağlar. Şu aşağıda kaldı şey. Gorepani. Annapurna Fishtail. Bakın şimdi bir şey söyleyeceğim. Biliyorum bunu defalarca söyledim. Ama niye söyledim? Çünkü eğer yolunuz buralara düşerse rahat seyahat etmenizi, rahat yürümenizi istiyorum. Onun için arkadaşlar, kendinize kesinlikle krampon alın buralara gelecekseniz. Hele ki bu mevsimlerde. Çünkü kramponsuz yürüyünce düştüm mü, düşeceğim mi, ayağım kaydı, kaymadı falan filan diyene kadar etrafı kaçırıyorsun, göremiyorsun etrafı. Ama krampon olunca öyle bir sıkıntı yok zaten. Düşme gibi bir ihtimal her zaman var, düşme riskin de çok az ama düşme riskin. Bak yani oradan koşarak falan iniyorum. Bak krampon yok ayağında, nasıl yürüyor biliyor musun? Bir ayağı sağa gidiyor, bir ayağı sola, titriyor falan ayakları. Bir de bana bak. Titriyor mu dizlerim? Süper bir yerden gidiyorum ya. Bakın yana ip koymuşlar da düşmesin insanlar diye. Bizim ihtiyacımız yok. Çünkü krampon var. Bak öndeki abi 62 yaşında, bir saatten beri falan onunla yürüyorum. Dedik sen çok hızlı yürüyorsun, sen ne yürüyeceğim dedi. Çantası da yok onun, bayağı hızlı yürüyor. Koşa koşa gidiyor abi. Helal olsun bu yaşta. Bak 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 bak. Vay be abi, helal olsun sana. Şöyle dağların arasına bayılıyorum böyle gözükünce. Sisli de oluyor arası. Işık süzülüyor. Aradan süper gözüküyor. Bak sonunda bayağı uzun zamandan beri çiçek miçek gördüğümüz yoktu. Nepal'e geldiğimizden beri çiçeği unuttuk zaten. Dağda bayırda gezerken. Aha da gördüm bir tane, bakın. Bu orman gülü mü olabilir bilmiyorum. Buralarda normalde çok orman gülü varmış. Orman gülü mü değil mi bilmiyorum. Şu an çıkıyoruz Ganduruk'tan. Oy. Ben dün video çekemedim. Yani çekemedim derken, bir arkadaşlarla tanıştık, oturduk, konuştuk, muhabbet ettik derken video çekmeyi unuttum. Ganduruk'a kadar gittim ben. Dün geceyi Ganduruk'ta geçirdim. Şu an saat sabah 9. Yola çıktık. Estoy con mi amigo Marcelo de Chile. Conocimos ayer. Y ahora vamos a... ¿Cómo se llama? Mar de Himal. Ayer caminamos más o menos 9 horas, ¿no? 9 horas, 10 horas. 9-10 saat yürüdük dün. 2 günde gideceğim yere 1 günde gittim. Biraz uzun yürüdük. Bugün de biraz uzun yürüyeceğiz. 6-7 saat falan yürüyeceğiz sanırım. Bakalım. Güzel bir manzaramız var ama. Siz göremiyorsunuz da biz aşağıdaki köyleri de görebiliyoruz. GoPro çekemiyor. Bakın size geçen gün teras var diye bahsetmiştim ya. Gerçi bunlar biraz daha küçük ama bahsettiklerimden
Şu karşıdakileri de görebilirsiniz. Burada da yapmışlar. Demek ki aklın yolu bir. Dağda tarım yapmak istiyorsan teras yapmak zorundasın. Dur ha. Şu dağın arkasından geldik biz. Aşağıya nehre indik, böyle de çıkıyoruz. Bir 800 metremiz falan var. En yakın köye dinleneceğiz biraz ama. Bu çok dik yokuş ya. Çıkılmıyor. Name? Gola. 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 Wow. Thank you. Bu arada ben geçen videoda pantolondan bahsetmiştim, hatırlayanlar varsa. O bahsettiğim pantolon bu dedim ya. Kıyafetleri yıkamaya verdim. Pantolonumu kaybettim zannettim ama aslında benim pantolonum yokmuş. Onlara da pantolonumu kaybettiniz dedim. Bana orada unutulan bir pantolonu verdiler. Gıcır gıcırdı dedim ya. İşte o pantolon, bu pantolon. Şimdi bir yerde durduk. Şöyle bir yerde. Bir çay içtik. Çok yorulduk çünkü. Şimdi şöyle tepeye doğru çıkıyoruz. Forest Camp. Okey. Süper bir manzara var. Şuraya baksanıza. Marcelo'yu bulmam da iyi oldu ya. İyi denk geldik. Güzel muhabbete de gidiyoruz. Şu aşağıda öğle yemeğimizi yedik. Çok güzel gözükmüyor mu? Şu merdivene bakar mısınız? Böyle onu çekeyim. Yukarıya gidiyor. Bir şeyler diyor ama. Estás bien? Más o menos. Aha da geldik. Vallahi biz vardık. Yağmur da hafif hafif atıştırmaya başladı. Çok güzel zamanda denk geldik. Saat 3.30. 9'da çıktık yola. 6.30 saatte gelmişiz. Çok iyi. Çok güzel gözüküyor ki. Bayraklar falan. Namaste. Yağmur başladı. Bayağı yağıyor şu an. Arkadaşlar, burası bizim odamız. Bu Marcelo'nun yatağı, bu benim yatağım. Buranın geceliğine para vermiyoruz. Çünkü işte yemek yiyeceğiz burada dedik. Akşam yemeğiyle kahvaltıyı burada yapacağız dedik. Para almadılar buradan. Aver, siva corar, no corar. Cover. Siva corar. Vamos a ver mañana. Vamos a ver mañana. Espero que no. Entonces, buenas noches, chicos. Buenas noches. Herkese günaydın. Dün biraz yağdı hava ama yani öyle çok da bir şey yok ortalıkta. El día es muy bueno, ¿no? Está muy bueno, sí. Sí, no lluvia, nada. Şimdi ilk önce Low Camp diye bir yer var. Oraya gideceğiz. 3 saat civarı sürecek sanırım. 2,5-3 saat civarı. Normalde yani bu rotayı yapan çok trekking yapmayan insanlar bu low camp'a kadar gidiyorlar. Öbür gün high camp'e çıkıyorlar. Biz low camp'te öğle yemeğini yeriz sanırım. Peşine de high camp'e çıkacağız. Toplamda 1 kilometre falan yükseleceğiz bugün. Baksanıza yola. Arkadaşlar çok yüksek, çok yokuş var, yokuş.
Ay. Hadi bakalım. Bueno. Barcelona'nın yeni bir çubuğu var. Şu an bayağı çıktık biz. 3100 metrelerde falanız. Vallahi kaçlardan çıktım bilmiyorum. Kaç metrelerden geldiğimizi bilmiyorum. Çünkü çok yüksek görmeyeceğiz. En fazla göreceğimiz 3500-3400 falan olacak. Yüksekliğin çok önemi yok ama yukarı çıktıkça bulutların arasında... Kuramadım cümleyi, ne desem. Yukarı çıktıkça bulutların arasında yürümeye başladık. Artık yavaş yavaş kar başladı. Şimdiye kadar hiç karda yürümemiştim. Ya tabii ki lapa lapa yağmıyor, yağmıyor kar. Ya umarım görebiliyorsunuzdur şu an ya. Dur bakayım. Şöyle siyahın üstünü gösterirsem. Ya niye ispatlamaya çalışıyorum ki yani? Kar yağıyor arkadaşlar. Ama lapa lapa değil. Zaten lapa lapa kar yağsa da yürüyemezdim sanırım. Bir yerde dururdum. Çok güzel. Yani lafı şuraya getirmeye çalışıyordum. Hayatımda ilk kez böyle bir ormanın içerisinde karın altında yürüyorum. Yani ne oluyordu bundan önce karda yürürken? Ya da karda bir aktivite yapacağın zaman evinden çıkıyorsun. Gidiyorsun, kayıyorsun, kartop oynuyorsun. Yine güvenli bölgeye geri dönüyorsun evine. Ama şu an öyle değil. En az 40 dakika yürümek zorundayım. Asıl gitmek istediğim yere de 1,5 saat var. Anlatabiliyor muyum? Yani böyle bir gerginlik yaratmak istemiyorum. Aa, kar yağıyor. İşte neler olacak, başımıza bir şeyler gelecek gibi falan değil ama kardan kurtulmak için bir şeyler arkadaşlar ya. Yoruldum zaten. Bakın, Nepal bayrağı dünyada tek, öyle bizim bildiğimiz gibi dikdörtgen değil. Değişik iki tane üçgenden oluşuyor. Kar da yağıyor, baksanıza ya. Arkadaşlar bana inanıyorsunuz değil mi? Kar yağıyor. Kramponumun altı hep kar oldu. Batmıyor kramponun dişleri. Çantada çok kar temizleyemiyorum. Sağ olsun Marcel'e yardım edeyim. Bugün çok güzel ya. Bugün hakikaten çok güzel. Mutlu oldum havanın böyle olmasından. Bunaltmıyor da insanı. Ama hafif kar yağıyor işte arkadaşlar ya. Geldik karda durdu. Daha doğrusu size şöyle kaldığımız yeri göstereyim. Yemek ya, kaldığımız değil de yemek yiyeceğiz burada. Panoramik diye bir yerde durduk. Tamam, burası panoramik. Normalde manzarayı görüyorsun ama al sana panoramik. Yani gerçi hafif hafif yağıyor kar, çok değil de. İçeride de sobayı yakmışlar. Bundan bahsediyordum işte biraz önce, yanından hızlıca geçtim çünkü yürüyordum, hızımı kaybetmeyeyim dedim. Ulan ayakkabıları durduk yere ıslatacağız şimdi ya. Nepal'in bayrağı böyle. Ne? Dalbaz. Kıyafetlerimi de şuraya astım, üstümde ıslananları. Böyle bir yerdeyiz. Bak burada su yok, hava çok soğuk. Musluklar donuk. Benim geçen de yaptığım gibi yapıyor. Yes. Çıktık yola. Bayağı kar yağıyor. Bir de yağdı bizden önce. Biz 1,5 saattir yemek geldi, gelecek, yedik, muhabbet ettik, ısınalım diyene kadar bekledik orada. Bakın burada normalde bizim bugün yürüdüğümüz gibi bir yol var, yürüyüş yolu ama kar kapatmış üstünü hep. Huu.
Sise bak, sise. Bak. Şurayı zor görüyoruz vallahi. Marcelo'yu. Bayağı sis var. Geldik. Aha da geldik. See. Finished. Hadi gidelim de kendimize bir yer bulalım. Fena yağıyor. Burası odamız. Duvarlar falan dandik değil mi? Böyle bir ev bulduğumuza bile şükür. Biraz uzaktayız. That's cool. Bayağı yükseğiz ya. Burası kaldığımız yerin yemek salonu, restoranı. Salonun başında oturuyor insanlar. Ben de bir kitap aldım yanıma. Marcel de Delhi'ye gidecek de ben de Delhi'ye gideceğim. Şimdi önce ben bir okuyorum Türkçesinden. O da ne yapacağını bilmiyor Delhi'de. Onun işine ona da açıklayacağım nerelere gidebileceğini. Arkadaşlar bazen tuvalete gitmek istiyorsunuz. Yani doğal olarak karın üstünde gidiliyor tuvalete. Kayıp düşeceğiz vallahi gece gece. Çöp poşetinde boşalsalarmış iyiymiş. Herkese günaydın. Gün doğumunu izlemek için erkenden kalktık yine. Şu an saat 7 civarı. Çok güzel renkler. Bak helikopter, bizim buraya kadar yürüdüğümüz yol var ya, oraya yürümek istemeyen insanları getiriyor. Buradan da geri dönmek istemeyenleri ya da dönemeyenleri, buraya kadar yürüdü adam, geri dönemiyor. Yoruldu, bir şey oldu, bir hastalığı oldu. Onları da alıp geri götürüyor helikopter. Yani normalde şöyle bir yol var. Ta tepeye kadar gidiyor. Ama biz şimdi oraya çıkmayacağız. Bayağı birkaç günden beri çıkan yokmuş oraya. Bir de kar yağdı. Yollar hep kapalıymış. Yani şu yürüyüş yolları. Yolumuzu bulamayız diye çıkmayacağız. Tehlikeli çünkü. Yani tehlikeli olabilir. Bu tarz işlere girişmeye hiç gerek yok. Aha bak bir tane daha geçiyor. O da tepeye gidiyor. O kadar yakından geçiyor. Biz bugün aşağıya doğru yolumuza devam edeceğiz. Hava da aydınlandı. Geliyorlar. 4 kişilik bir grup olduk geri dönüş yolunda. İyi yürüyebilirsek bu akşam Pokhara'da oluruz sanırım. Yani Pokhara'da benim yola başladığım şehir, otobüse bindiğim şehir. Ondan sonra da 2 gün bir Pokhara'yı gezeriz. Peşine de bir şeyler yaparız. Hadi yürüyelim bakalım. Baksanız ev sıra sıra da
hızlı yürüdük. Jipe yetiştik. Geri dayı. Jipteyiz şu an. Kişi başı 1000 rupi alıyorlar. 2 saat yol gideceğiz. Pokhara'ya kadar. Kaya kaya gidiyoruz.